zaten o kadar kayılı olan ve o kadar şanslı bir hanım ki bu hanım. Siz hepiniz her şeyi biliyorsunuz. Benim derdim bu da değil. Benim derdim ne biliyor musun? Hani ben bu programa da gelebilir. Keşke benim sorularım. Lütfen çağır. Gerçekten çağır. Çünkü ona kimse soru soramıyor. Benden başka soru soracak yok ona kimse. Kimse soramıyor nedense. Çünkü birisi arkadaşı olduğu için soramıyor. Öbürü gazeteci arkadaşı olduğu için. Öbürü aynı gazetede çalışıyor. Kimse ona soru soramıyor. Ben sorabilirim. Gelsin cevaplasın bakayım. Çünkü o soru sorduktırmıyor. Seda abla diyor ki senin programına geldim sana bir şey rica ettim diyor. Doğru etti. Etti ama. Biz de sormadık. Doğru sormadık. Doğru. Bak, aynı şey geçer. Demek ki ona da tembih edildi. Değil mi? Demek ki ona da tembih edildi bu sorular sorulmasın diye. Halbuki ben bir sorunun cevabını... Diye değil. Bak şimdi bir Seba... mesele tabii ki yanlış anlaşılmasın. Seda Sayan'ın bizden rica ettiği mesele TV'de kulak. O kadar ayrıntı bir şey ki. Ha. Bana söyle yani şöyle şunu sormasan dedi çok iyi olur dedi. Bak bir şey sorayım. O da kendi için değil sormaması gereken insan rencide olmasın diye. Ya bir şey söyleyeceğim. Evet. Sormamasında değilim diyorum. Aynen evet. Neyi anlatıyorum onu anlamıyorum. Sormamasında veya da Gülben oraya gitmesinde değilim ki. Nasıl karışabilirim kadının programı? Sadece şundayım. Ne yaptılar sana? Eklendim. Aklamaya çalıştı. Yapmayın. Yapmayın. Yani arkadaşına başka türlü onur et. Şarkın tutmamışsa tuttu de. Ben şimdi çok bak, güzelsin de. Bu fotoğrafı değiştiriyorum seni. Gülben'i oradan alıyorum. Evet. Seda'yı da alıyorum. Evet. Gülben'i alıyorum. Beyazıt'ı programına koyuyorum. Bak tamam. Beyazıt. Evet. Beyazıt'ta çünkü evet. Gelen konu hiçbir şekilde bu tür soruları soran biri değildir. Yani dünya yıkılsa... Beyazıt programı çünkü böyle bir içeriği değil, olan bir program. Daha talk show tarzı ama. Şimdi televizyoncunun tarzı açısından söylüyorum. Evet. Beyazıt'ta evet. Dünya yıkılsa adamın başına... Bin tane magazin olayı gelsin. O Beyazıt, o gece şovu. Beyazıt, ya sen bilmem kimle öpüşürken yürüdün, bilmem başına evet. Şu geldi sormaz. Evet. Şimdi Seda da dolayısıyla haberde diyor ki, Seren de diyor bana kaç defa geldin diyor. Hı. Senin de rica ettiğin ve konuşmadığın şeyler oldu diyor. Bak hala anlamıyor musun? Sormamasında değilim. Yönlendiriyor insanları. Diyor ki sana neler yaptılar diyor. Sanki kadın bunları yaşamadan kocası da çıkıp açıklamadı demedi ki koca. Erhan Çelik neydi? Açık bulsanıza. Beni aldattı dedi ya. Aldattı dedi. Biz de bunun ilgili... Bunun dışında bak ne söyledi? Bunları sormaması değil. Bunlarla ilgili bir hayır, algı değiştirmesi. Hayır. Bunlarla. Ben de diyorum ki sana bunu sormuyor diye değil. Ama de ki bunu da söyleme ama. Ay sana evet. Neler yaptılar? Başına evet. Neler geldi ya? Deme. O zaman hepsi. O zaman Türkiye'de birçok yasak aşk yaşayan kadının içinde bunlarla hangi gazete bu kadar sarıp sarmaladı? Hangisi? Ebru için yaptınız mı bunu? Ebru'ya açıp dediniz mi? Ya senin başına neler yaptılar demediniz. Vurun dediniz Ebru'ya. Her gün Ebru'yu yayınladık. Ben kendi programımda da yayınladım Ebru'yu. Arkadaşlığım bitti. O zaman objektiflikse bu iş. O zaman Ebru'ya da o zaman neler yaptılar demeniz gerekiyordu. Belki yapacak Seda Sayan'da Ebru Şallı'yı alsın. Neler yapmadı şey. Kimse. Herkes aynı